Hazırlanışı. Yemeğimizin ilk önce patates rulosunu hazırlayalım. 4 tane orta boy patatesi bir kaba rendeleyelim. Rulomuzun diğer malzemeleri de burada. Diğer taraftan da hazırladığımız patates rendesinin suyunu sıkıp diğer bir cam kasemize aktaralım. Patates rendemizin üzerine 2 tane yumurta kıralım. Ve 1,5 su bardağı da kaşar peyniri rendelemiştik. Onu üzerine ekliyoruz. Yarım demet kadar da maydanoz doğramıştık. Onu ekliyoruz. Dilerseniz dereotu da kullanabilirsiniz. O da yakışacaktır. Ve baharatımız 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyip hepsini karıştıralım. Hazırladığımız patates harcını artık tepsimize alabiliriz. Ama mutlaka tepsimize yağlı kağıt serelim. Çünkü eğer sermezsek mutlaka yapışacaktır. Bu şekilde rulomuzu da çok güzel, daha rahat katlayabiliriz. Patatesimizi tepsimize 1 santim kalınlığında olacak şekilde her tarafına yayalım. Evet, artık harcımızı tepsimize yaydık, hazır hale getirdik. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza sürebiliriz arkadaşlar. Patates rulomuz fırında pişerken diğer yandan kıyma harcımızı hazırlayalım. Burada yaklaşık 300 gram kıymamız var. İlk önce kendi suyumda kavruldu. Suyunu çektikten sonra da 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip onunla birlikte kavurabilirsiniz. Burada da ekleyeceğimiz malzemelerimiz hazır. Kapya biber, yeşil biber ve soğanımızı küp küp doğramıştık. 2 tane orta boy soğanı küp küp doğrayıp kıymamıza aktarıyoruz. 1-2 dakika bu şekilde kavuralım. Arkasından da biberlerimizi ekleyeceğiz. Artık biberlerimizi ekleyebiliriz. Burada 1 tane kapya biber, 2 tane de yeşil biber kullandım arkadaşlar. Sizler tabii ki kıymanız daha fazlaysa biberinizi ve soğanınızı da fazla yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da domates salçası kullanıyorum arkadaşlar. Dilerseniz sizler biber salçası da kullanabilirsiniz. Salçayla tamamen kavrulduktan sonra da yarım su bardağı sıcak su ekliyoruz arkadaşlar. Normalde 1 su bardağı kadar ekleniyor fakat ben böyle çok sulu olmasını istemediğim için yarım su bardağı kullanıyorum. Ve son olarak da baharat ekliyoruz. Karabiber ve toz kırmızı biber kullandım. Tuzunu ben zaten ilk kıyma kavrulurken eklemiştim. Baharat ve tuz tamamen size kalmış.
Evet arkadaşlar, patates rulomuz aynen bu şekilde. Çok kızarmayacak şekilde, böyle hafif kızarmış bir şekilde fırından çıkarıyoruz. Ve hazırladığımız harcı da üstüne ekleyip her tarafına yayıyoruz. Artık en son işlemimize geçiyoruz. Yani rulo yapacağız. Kağıdı bu şekilde kaldırarak, hamur zaten direkt hemen çıkacaktır kağıttan. Yavaşça kağıtla birlikte rulo yapalım arkadaşlar. Rulo yaptıktan sonra da üzerini rendelenmiş kaşar ile süsleyip tekrar fırına vereceğiz ve tam kızarmış olarak çıkartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimiz artık hazır halde. Kaşar peynirimiz tamamen eridikten sonra fırından çıkarıp servis tabağına alabilirsiniz. Üzerini de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben biraz maydanoz ve biraz kapya biber doğrayarak renk katmak istedim. Sizler de nasıl istiyorsanız o şekilde süsleyip yemeğinizi servis edebilirsiniz arkadaşlar. Ben de bu tarifi ilk defa denedim ve gerçekten hem tadı çok güzel oldu hem de görüntüsü çok güzel oldu. Hiç denememiş olan arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum. Sizler de bu tarifi deneyerek tatmalısınız. Şimdiden deneyecek olanlara, yapacak olanlara afiyet olsun arkadaşlar.